Merhabalar arkadaşlar. Çözünürlük dengesinde 14. videomuz ve yine ortak etkisi ile ilgili örnekler yapmaya devam edeceğiz. E, bu videoda da ortak etkisi ile ilgili farklı örnekler göreceksiniz. Uygulamalar yapacaksınız. Böyle devam edeceğiz. Pekala. Der ki kurşun 2 bromürün 0,2 molarlık sodyum bromür çözeltisindeki çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 mol bölü litre olduğuna göre bu sıcaklıkta çözünürlük çarpımının değeri kaçtır? Şimdi bizim daha önceki videolarda yaptığımız örneklerde biz hep az çözünen katının çözünürlük çarpımını kullanarak çözünürlük değerini bulmuştuk. Şimdi ise bize bu az çözünen katının çözünürlüğü verilmiş Kçç'sini bulmaya çalışacağız. Yaptığımız şey farklı da olmayacak aslında. Öncelikle elimizde sodyum bromür sulu çözeltisi var. Ha bu arada şunu söyleyeyim. E, sodyum, e, kurşun 2 bromürün çözünürlük çarpımı sorulduğuna göre suda az çözünen katımız kurşun 2 bromür. Sodyum bromür çözeltisi var. Na artı Br eksi iyonları çözeltide bulunuyor. 0,2 molarlık bir çözeltiymiş. O zaman 0,2 molar sodyum, 0,2 molar bromür içeriyor. Bunun içerisinde kurşun 2 bromür katısını çözmüşüz. KÇÇ'si sorulan az çözünen katımız bu. Buradan da kurşun ve bromür iyonları çözeltiye verilmiş. Katıları sudaları yazmadım arkadaşlar. Şimdi biz neyi biliyoruz? Sodyum bromür çözeltisinde kurşun iki bromürün çözünürlüğünün 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 mol bölü litre olduğunu biliyoruz. Daha önce bulmaya çalıştığımız değer bize verilmiş. Yani bu katının çözünürlüğü bu çözeltideki çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 mol bölü litreymiş. E çözünürlüğü buysa buradan çözeltiye verecek olan iyonlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 mol bölü litre kurşun iyonlarıdır. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 mol bölü litre de bromür iyonlarıdır. Pekala. Biz bu katının çözünürlük çarpımının değerini bulmak istiyoruz. Çözünürlük çarpımı çözeltide bulunan kurşun iyonları derişimi ile bromür iyonları derişiminin karesinin çarpımı. Hadi iyon derişimlerini yerine koyalım ve KÇÇ'yi bulalım. Kurşun iyonları sadece az çözünen katımızdan geldi. Dolayısıyla bunun derişimi için 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 yazacağız. Çarpı bromür iyonları. Ortamda 0,2 molar vardı. Bir de az çözünen katıdan gelen var. O zaman buraya 0,2 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 diyeceğim. Ve bunun karesini alacağım. Ama bakın 0,2 ile şu sayıyı toplarsanız 0,2'nin değerini değiştirmeyecek neredeyse. İşlem sonucumuzu da çok etkilemeyecek. O yüzden az çözülen katıdan geleni ihmal ettik. Ve KCC değerine eşit olacak bu durumda arkadaşlar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 çarpı 0,2'nin karesini aldığınızda 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye. Yani bu katının çözünürlük çarpımının değeri 8 çarpı 10 üzeri eksi olmuş arkadaşlar. Yani burada da e, verilen çözünürlük değerinden iyon derişimlerini bulduk. İyon derişimleri yerine koyarak Kc'yi hesaplamış olduk. E, bakın bu az önceki sorunun aynı tipinde. Dolayısıyla bir durdurun kendiniz yapın. Sonra buradan kontrol edin lütfen. Ben çözmeye başlıyorum şimdi. Der ki demir 2 sülfür katısının 0,3 molarlık demir 2 nitrat çözeltisindeki çözünürlüğü bu kadarsa katının çözünürlük çarpımının değeri kaçtır? Şimdi çözünürlük çarpımı sorulan katı demir 2 sülfür az çözünen katımız. Şimdi ortamda öncelikle bir sulu çözeltimiz var. Demir 2 nitrat sulu çözeltisi var. Buradan demir artı 2 ve nitrat iyonları verilmiş ve çözeltide zaten bulunuyor. Hatta bu çözeltimiz 0,3 molarlık olduğuna göre 0,3 molar demir ve 0,3 molar özür dilerim 0,6 molar olacak 2 katı kadar 0,6 molarda da nitrat iyonları var çözeltimizde. Şimdi biz bunun içerisinde arkadaşlar aynı çok yanlış yazdım çok pardon kimi çözmeye çalışıyoruz demir iki, sülfür katısını çözmeye çalışıyoruz az çözünen katımız ve hatta bize bu katının çözünürlük değeri de verilmiş 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 molarmış ya da 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 mol bölü litre de diyebilirsiniz. Molar mol bölü litreye denk gelir çünkü. 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar ise bu katının çözünürlüğü. 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar demir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar da kükürt iyonu verilir. Bakın bu sefer mol bölü litre yazmadım. Molar üzerinden gittim. Çünkü mol bölü litre zaten derişimin birimidir. Ve büyük M olarak da gösterilebilir. Bu katı için çözünürlük çarpımının değerini nasıl hesaplayacağım? Çözeltide bulunan demir iyonları derişimiyle kükürt iyon, sülfür iyonları derişimini çarparak yerlerine koyalım. Şimdi demir bakın ortamda zaten 0,3 molar vardı. Bir de az çözünen katıdan geldi. O zaman buraya az çözünen katıdan gelenle birlikte bir de 0,3'ü yazacağım. Kükürtse sadece az çözünen katımızdan geliyor. O zaman bu 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 olacak. Dolayısıyla ha, burada şu değeri 0 ile toplamam işlemimi değiş, sonucunu çok etkilemeyeceği için ihmal edeceğim. Kalanları çarptığımda 6 çarpı 10 üzeri eksi 9 buluruz. İşte demir 2 sülfür katımızın çözünürlük çarpımının değeri bu sıcaklıkta 6 çarpı 10 üzeri eksi 9'muş arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Der ki gümüş sülfat tuzunun T derecede 0,1 molarlık sodyum sülfat çözeltisindeki çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 mol bölü litredir. Buna göre bu tuzun saf sudaki çözünürlüğünü arıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir kere benim bu tuzun saf sudaki çözünürlüğünü bulabilmem için çözünürlük çarpımının değerine ihtiyacım var. Yani KÇÇ'ye ve verilmemiş. Ama bakın burada Ortak iyondaki çözünürlük değeri verilmiş. O zaman ben bu ilk bilgiyi kullanarak bu katının çözünürlük çarpımının değerini hesaplayabilirim. Gelin önce onu hesaplayalım. Biz katıyı sodyum sülfat çözeltisinde çözmüşüz. Sodyum ve sülfat iyonları zaten ortamda var. Ve 0.1 molarlıkmış bu çözelti. O zaman 0.2 molar sodyum, 0.1 molar sülfat iyonları ortamda bulunuyor. O katı da KÇÇ değerini bulacağımız, suda az çözünen katımız yani gümüş sülfat. Bunu çözdüğümüzde. hatta şöyle ne kadar çözülmüş arkadaşlar? 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 mol bölü litre kadar. yani litrede bu kadar mol. çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 mol bölü litreymiş. Bu kadar çözünüyorsa o zaman az çözünen katıdan, 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 mol bölü litre gümüş iyonu. 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 mol bölü litre de sülfat iyonu verilir çözeltiye. Artık KÇÇ değerini bu katı için hesaplamaya hazırız. Bunun çözünürlük denge bağıntısı gümüş iyonları derişiminin karesi çarpı çözeltide bulunan sülfat iyonları olacak. Yerlerine koyalım. Gümüş iyonları sadece az çözünen katımızdan geliyor ve çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 olduğu için ne kadardı? 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar ya da mol bölü litre ve bunun karesi. Sülfat iyonları hem zaten çözeltide var olan 0,1 var bir de az çözünen katıdan geliyor. O zaman buraya az çözünen katıdan gelenle birlikte ortamda bulunan 0,1'i yazmam lazım. Az çözünen katıdan gelen 0,1'in yanında ihmal edeceğim kadar küçük bir değer olduğuna göre bunu ihmal edeceğim. Ve ortak yoğundaki çözünürlüğünü kullanarak KÇÇ değerini 4 çarpı 10 üzeri eksi 15 olarak bulacağız arkadaşlar. Şimdi KÇÇ'sini bulduk. Şimdi bunu kullanarak saf sudaki çözünürlüğünü hesaplayacağız. Saf suda AG2SO4 çözündüğünde iyonlar sadece bu katıdan gelecek. Ve buradan gelen iyonları çözünürlük çarpımında yerine koyacağım. Çözünürlük çarpımı ortak iyonla değişmiyordu çünkü. Çözünürlüğü, saf sudaki çözünürlüğü, şuraya da saf suda diyeyim arkadaşlar. X mol bölü litre olsun. O zaman 2x mol bölü litre ve x mol bölü litre saf sudaki iyon derişimlerimiz olur. Kcc değeri Gümüş iyonları derişiminin karesi milyon kere yazıyorum bunu ama olsun. Sülfat iyonları derişimi demiştik. E K ç biz bulduk. 4 çarpı 10 üzeri eksi 15 eşit olacak. Şunu düzelteyim arkadaşlar. 4 çarpı 10 üzeri eksi 15 eşit olacak. 2x'in karesi çarpı x'e yani 4x küpe. Buradan x değerini bulursanız eğer 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre çıkar. Demek ki saf sudaki çözünürlüğü bu kadarmış. Çözünürlükten, çözünürlük çarpımından çözünürlüğü bulduğumuz için önce ilk bilgiyle ortak iyon derişimi ve bu az çözünen katının bu çözeltideki çözünürlüğünü kullanarak KÇÇ'yi bulduk. Sonra bunu kullanarak saf sudaki çözünürlüğünü bel belirledik arkadaşlar. İşlem sorularımız böyle. Şimdi burada bir yorum sorumuz var. Bundan sonraki videoda da yine test soruları çözeceğiz. Bu çözünürlüğü etkileyen etmenlerle ilgili. Şimdi suda çözünen kalsiyum sülfat katısının aynı sıcaklıkta diyor. Şu maddelerdeki çözünürlüğünü bir de en fazla çözünebilecek madde miktarını bulun diyor. Öncelikle biz çözünürlük hesabı yaparken hep molar derişim üzerinden yaptık. Çünkü KÇÇ'den hesapladık ve KÇÇ'de de iyon derişimlerini yazdık. O yüzden arkadaşlar çözünürlükte şu hacimlerin hiçbir ilgisi olmayacak. Şöyle düşünün. Diyelim ki bir X tuzu var ve 20 gram X 1 litre suda çözünebiliyor 25 derecede. Şimdi bu çözünürlük dediğimiz şey orandır. Evet, 2 litre su alırsanız 40 gram çözersiniz. Bu Aynı sıcaklıkta hacmi arttırmanız çözünebilecek miktarı değiştirir ama çözünürlüğü değiştirmez. O yüzden de çözünürlüklerini karşılaştırırken biz ortak iyon derişimlerine bakacağız sadece. Bir de tabi bunların etki değerlerini KÇÇ'deki bağıntıda. Şöyle ki, şimdi Kalsiyum sülfat katısı için çözünürlük çarpımını da yazacak olursam, kalsiyum iyonları derişimi ile sülfat iyonları derişiminin çarpımına eşittir. Yani her ikisi de birinci dereceden etkiliyor. Bu e, bundan iki önceki videoda vardı. Sadece ortak iyon miktarına değil, bir de derecelerine de bakıyorduk. Şimdi ortak iyonlarımızın miktarını bulalım. Elimizde 0.01 molarlık kalsiyum nitrat çözeltisi var. Buradaki ortak iyonumuz bizim kalsiyumdur ve 0,01 molar dır değeri ortak iyonumuzun miktarı bu. Üçüncü de elimizde 0,01 molar sodyum sülfat çözeltisi var. Buradaki ortak iyonumuz sülfat ve yine bunun da miktarı 0,01 molar. Yani derişimi. Şimdi bakınız. Ortak iyonların derişimleri aynı. KCC bağıntısına baktığımda ikisi de birinci dereceden etkilediğine göre etkileri de aynı. Bu durumda bu katının belirtilen bu maddelerdeki çözünürlüklerini karşılaştırırsam eğer saf suda en fazla çözünecek, 2 ve 3'te ise çözünürlükleri aynı olacak. Hacme hiç bakmadım bakın. Ortak iyonun derişimine bakıyorum. Şimdi çözünebilecek miktara bakacaksam eğer, çözünebilecek miktar en fazla çözünebilecek miktara bakacaksa e bu durumda artık hem çözünürlüklerine hem de çözeltilerin hacmine bakmam lazım. Çünkü şuradaki örnekte olduğu gibi suyun miktarını yani çözeltinin miktarını arttırırsam tabii ki çözünebilecek miktarı arttırırım. Aynı oranda olmak koşuluyla. Peki şimdi sudaki çözünürlük en fazla ve suyun hacmi 2 litre, diğeri 2 litre ve diğeri 1 litre. Hem çözünürlüğü fazla olduğu için hem de hacim 2 litre olduğu için en fazla birinci de çözünür. 2 ve 3 de çözünürlükler aynı ama ikincisi 2 litrelik bir çözelti, üçüncüsü 1 litrelik bir çözelti. 2 litrelik atıyorum 1 litrelik çözeltide m gram çözüyorsanız 2 litrelik çözeltide 2 M gram çözersiniz. Çünkü çözünürlükleri aynı. Ama hacim fazla olduğu için 2'de daha fazla madde çözüyoruz. 3'te ise çözünen madde miktarı en az olur. Yani bu tür bir soruda çözünürlüklerini karşılaştırıyorsam ortak yon derişimine bakıyorum sadece. Ama ne kadar madde çözünür bunu kıyaslayacaksam tabii ki bu durumda çözeltinin ya da suyun hacmine de bakmam gerekiyor. Hacim ne kadar fazlaysa Çözünürlük eşit olduğunda çözebileceğim miktarda o kadar fazla olur. Bu videodaki örneklerimiz bu kadar. Bundan sonraki videoda çözünürlüğü etkileyen etmenlerle ilgili uygulamalara devam edeceğiz.